Genç yaşında aramızdan ayrılan Kerim Tekin'i unutmayan biri daha var. Halis Bütünlek. Merhum sanatçının profesörü, akıl hocası, sırdaşı, kader arkadaşı. Onu keşfedip müzik dünyasına kazandıran ve ölüme giden yolda onunla yan yana olan can dostu. Evet, elim trafik kazasından ağır yaralı olarak kurtulan ve aylarca komada kalan Halis Bütünlek, suskunluğunu ilk kez paparazzi için bozdu. Halis Bey, önce tekrar geçmiş olsun dedik. Sağ olun, teşekkür ederiz. Nasılsınız o kötü günler, kötü kazadan beri? Valla şu 3-4 gündür çok iyiyim. Bayağı iyi hissediyorum kendimi. 3-4 gün evveline kadar bir kafam karışıktı biraz. İki bacağımda alçılar vardı buralara kadar. Alçılar şimdi çıktıktan sonra rahat yürümeye başladım. Şimdi ufak bu kolumdaki bir arıza var. O da geçmek üzere. Bu 3 ay nasıl geçti? Yani bunu en iyisi biliyorsunuz. Bu 3 ay karımın bana yaptıklarıyla geçti. Başka bir şey yok. Yani her şeyi karıma borçluyum. Tabii hatırladığım günler var. Bazı hatırlayamadığım olaylar oluyor içinde. Mesela en samimi arkadaşım gelmiş. Onu hatırlamıyorum. Öpüşmüşüz, ne haber diye konuşmuşuz. Hatırlayamıyorum ama şimdi geldiğini duyunca seviniyorum. Teşekkür ediyorum açıp telefonu. Ve işte korkunç kaza anı ile ilgili gerçekler. Bak, kaza gecesini çok %10'unu hatırlıyorum. Sadece Kerim arabayı kullanıyordu. Ben yanında oturuyordum. Ve araba tuhaf bir arabaydı zaten. Kiralamıştık arabayı. Kiralık arabayla gittik. O anda Kerim kullanıyordu. Her şey bir anda oldu. Çok dakik oldu. Yani çok enteresan bir yola girdik. İki şeritli yoldu. Sol tarafındaki şeride üstüne mıcır koymuşlar. Şerit kapanmış. Tek şerit halinde karşımızdan kalmıyor. Şu camın orası artık. Şu ne diyeyim 5 metre 6 metre önünde selektör yaptığını gördüm sadece. Hiç süratli gitmiyorduk. Yani ben çok açık söylüyorum. Eğer ki 60 ile gidiyorsak halis değilim yani. O belki 50 ile gidiyorduk, belki 55 ile gidiyorduk ama belki benim yerden dolayı bir kaygısızlığım olabilir. 60 ile gidiyorduk ama 65 ile gitmiyorduk orada. Hiç sürat yapmıyorduk ve o kamyon bize çarptı. Çarptığını hissettim. Hissetmeden evvel ben Kerim'in koltuğunu indirdim aşağıya. Hem de Kerim'in sol tarafındaydı. Ben sol tarafına gidemeden buradan indirdim. Herhalde kırdım koltuğunu, farkında değilim. Kerim'in koltuğunu yatırdım, kendi koltuğumu yatırdım, araba üstümüze çıktı. Zaten onları yatırmasaydım herhalde yaşamıyorduk ikimiz de. Çünkü onları yatırdık, araba üstümüze çıktı. Aşağı yukarı 70 küsur metre miydi karıcığım? 74-75 metre bizi sürükledi, geriye sürükledi. Şarampola düşürdü bizi, ondan sonra da kamyon üstümüze düştü. Ve kamyon üstümüze öyle bir düştü ki tavandan düşünce üstümüze müthiş büyük bir patlama sesi duydum. Patlama sesiyle bütün kapılar açıldı. 4 kapı açıldı. Orada ben Kerim yaşıyor musun dedim. Tabii abi dedi. Bir şeyin var mı dedi. Hiçbir şeyim yok dedi. Tamam dedim ben şimdi çıkacağım. Sen dedim dışarıdan seslenince sen de gel benim arkamdan dedim. Yalnız dışarıya adımı attığımda dizime kadar çamurun içine girdim. Dedim Kerim yalnız çamurlu burası, dikkat et boğulmadan gel, dikkat edersin dedim gelirken. Ve dizime kadar olan çamurun içinde yani o şekilde dizimden itibaren şöyle bir 10-15 metre gittim, oradan Kerim'e seslendim. Beni duyuyor musun dedim, duyuyorum abi dedi. Hissedebiliyor musun kendini dedim, arabada kalk benim koltuğuma geç dedim sağ tarafa. Ve dedim oradan çık gel. Şu anda dedim üstünde kayan hiçbir şey yok. Yalnız dedim yukarı bakma, direkt bana bakarak gel dedim. Ben sana söyleyeceklerimi yap yani, bana bakarak gel dedim. Abi tamam deneyeceğim dedi. Kalktı benim koltuğuma geçti. Gelemiyorum dedi. İşte o gelemiyorum dediğinde herhalde orada bir darbeler almıştı ki ben hissedemiyorum onu. Ondan dolayı gelemiyorum dedi. Bir korktu. Çok koşturdum orada. Sağdan soldan yardım istedim. Onu yaptım, bunu yaptım ama tabii ne kadar isteseniz oradaki bir şok da var. O şokla birlikte ben tesir altında kaldım bir sürü şeyin. Sonra yardım getirip Kerim'i kaldırdığımızda vefat ettiğini duydum. Halis Bütünlek o kötü güne dönerken zaman zaman şuuru bulanıyordu. Orada anında vefat etmiş dediler ama ondan sonra kalktıktan sonra benim hatırladığım kadarıyla belki yanlış hatırlıyorum ki ikinci dünya olarak hatırlıyorum belki ama benim hatırladığım kadarıyla biz orada 3-4 tane de konsere çıktık. Kazadan sonra. Ama ne kadar düzgün oldu, ne oldu, ne olmadı onu bilemiyorum. Ve Kerim Tekin'in İstanbul'daki son gecesi. Soğuk kanat severdi. Onu ben yemek hazırlamıştım. Bana küçük anne derdi.
Siz 5 senedir 4 senedir bizle beraber, yani 2 senedir sizinle beraber aynı evde kaldı zaten. Cici Baba gazetinde. İşte yemek yaptım, yedik. Hep sıkıntılıydılar yani. Son bir aydan beri Halis de Kerim de devamlı işte bize bir şey olursa işte şunu şunu yapacaksınız. Devamlı evin içinde hani çok sohbet arasında bile bir şeyden bahsediliyordu. Hani ölüm. Hatta bir gün avukatımıza gitmiştik. Ben öleceğim abi ya falan diye konuşuyordu. Halis hayatı boyunca bana söylemediği şeyleri söylemeye başladı. İşte bana bir şey olursa şu şurada işte avukatımla görüşeceksin falan. Son gece de işte oturduk. Sabah 5'e kadar oturduk. Öpüştük ve yola çıkılaştık. Saat 5'te de telefon geldi. 6'da pardon telefon geldi. İşte böyle bir kazanın olduğunu söylediler. Çok zor inanmak ama. Kar beyazdır ölüm. Ellerinden gülüm. Ve sanki Kar Beyazdır Ölüm şarkısı da bir kader gibi. Evet, o şarkı nedense öyle. Bir, hüzünlü bir şarkı. Kar Beyazdır Ölüm. Kerim çok sevmişti o şarkıyı. İlk onunla çıkacağım diye tutturmuştu. Kerim Tekin için Kar Beyazdı Ölüm. Ve bu hüzünlü şarkıyı okumak sanki onun kaderiydi. Kar beyazdır ölüm. Ellerinden gülüm. Yine yoksun diye. Menajerlik işine ilk Tayfun'la başladım ben. Beni aradı, abi bestem var dedi, lazım olur mu sana? Bana gel dinlet dedim, bakayım bir dinleyeyim dedim. Geldi benim yanımda gitarla çaldı söyledi bunu, Kar Beyazı. Bu besteyi alırım dedim, daha ilk bunu dinledim. Bu besteyi alırım dedim ama Tayfun dedim, senden biraz daha yakışıklı bir çocuk var dedim okuyacak, kızma sakın dedim. Hakikaten Tayfun'dan yakışıklıydı Kerim. Kerim zaten sağ olsun o şarkıyı evde çok çalışmış. Bir kere de okudu stüdyoda. İkinciyi dönmedik bile, yani bandın üzerinde bile dönmedik. Dinlemedik bile bir daha parçayı. İyi çocuk. Güler misiniz? Peki ailesiyle falan görüşüyor musunuz? Handan Cezin'in bana söylediği bir laf var. Ondan çok etkilendim. Beni gördüğü zaman önce tepkisi git dedi. Sonra Melih için geldim, size üçünüz gezerdiniz dedi. Halis Bey nerede dedi, Kerim nerede dedi. Halis Bey'e gidip Kerim'i alacak dedi. Ya o şok ve o acıyı korkunç bir şeydi. Yani onlara çok büyük sabır diliyorum. O bir Kerim Tekin'di. Yaşandı ve bitti. Çılgın bulutlar dönüyor başım.